Peki. Yani turnuvayı kazanamazsın. Söylemek istediği... Karadeniz Ereğli'den de Hiranur bizi izliyormuş. Ona da teşekkür ediyoruz. Kardeşimiz size biraz rahatsız. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Bu selamla birlikte Hiranur. Geçmiş olsun diyelim ve Spor Ajansı'nın ilk bölümünü tamamlayalım değerli izleyenler. Kısa bir ara, saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta cumartesi maçlarıyla devam edecek ve o maçlardan bir tanesi de 17'de Rize'de Çaykur Rizespor'la Sivasspor arasında oynanacak. Hemen biz mikrofonlarımızı ve kameramızı Sivas'a, Rize'ye doğru bir çevirelim. Bayağı da güzel bir görüntü var. Böyle kalabalık arkada Rizespor taraftarı, onların önünde sevgili Selman Kutlu. Kendisine sözü bırakalım ve Selman'dan maçla ilgili gelişmeleri, değerlendirmeleri alalım. Evet, gerçekten güzel görüntüler var. Özlediğimiz görüntüler var. Sadece Rize Spor taraftarı yok burada. Sivas Spor taraftarı da burada. Onlar bu sabah Rize'ye geldiler ve aralarındaki dostluğu da görüyorsunuz. Aslında Türk futbolunda özlenen ve beklenen tablolar. Sivas Spor ve Rize Spor taraftarları burada birbirleriyle beraber seviniyorlar ve maçı bekliyorlar. Sabah burada beraber kahvaltı ettiler. Şehir dışında hemen Rize Spor taraftarları kendilerini karşıladı ve burada da beraber oturuyorlar ve beraber aynı şekilde kol kola maça gidecekler. Gerçekten güzel görüntüler. Umarız Türk futbolu adına bundan sonra da bu görüntüleri görürüz diyelim. Tabii maça dönecek olursak bugün saat 17.00'da Çaykur Rizespor Sivas Spor'la Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecekler. Rizespor lige çok iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Geçtiğimiz haftada son dakikalara 1-0 mağlup girmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 Konya Spor karşısında kazanmıştı. Sivas Spor'sa evinde Ankara Gücü'ne mağlup olmuştu. Evet, Rizespor ligde oldukça önemli bir çıkış yaptı ve İlhan Palut faktörünün ön plana çıkması da iyi de bir takım oluştu diyebiliriz. Bugün de mutlaka karşılaşmadan galip gelmek istiyorlar. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Hemen yardımcılıklarını ise Zandaş Erbil ve Hakan Karabalcık yapacaklar. Ben size muhtemel 11'leri de aktarayım. Rizespor'a baktığımız zaman kalede Gökhan'la başlayacaklar. Muhammed Taha, Motsi, Emirhan, Hojer, geri dörtlü. Önlerinde Mitat ve Olavayın olacak. Önlerinde yine bir üçlü bir ofansif orta saha. Gustavo, Varasarovic, Zekili ve forvet hattında geçen haftada Rize Spor'a 3 puanı kazandıran Gayiç olacak. Sivas Spor'a dönecek olursak kalede Ali Şaşal, Alaaddin, Apindangoye, Caner, Uğur. Önlerinde Yunus Omre ve Hakan. Hemen önlerinde üçlü bir orta saha. Emrah, Saiz, Musa ve ön tarafta da Manaf forvet hattında olacak diyelim. Sivas Spor'da eksikler var. Rize Spor'da şu ana kadar sadece Azubuke senebaşı çapraz bağları kopmuştu. Ve o bu sezonu kapattı diyebiliriz. Sivas Spor'da ise NG'nin kırmızı kart cezası var. Onun dışında Gerson Rodriguez ve Kamara takımda yer alamayacak diyelim ve ilerleyen saatlerde daha da güzel görüntüler aktaracağız size diyerek Rize'den sözü sıra bırakalım. Selman Kutlu, çok teşekkürler. Gerçekten de güzel görüntülerdi. Böyle keyifli keyifli izledik. İki takım taraftarı yan yana hem sohbet ediyorlar hem tezahürat yapıyorlar. Selahattin abi bayağıdır, değil mi, görmekte böyle hasretini çekti. Tabii güzel. Sonuçta Sivas kadim bir şehrimiz. Rize Karadeniz'in incisi. Önemli olan maç öncesinden ziyade maç sonrasında dostlukları koruyabilmek. Çünkü her şeyimizi kazanma üzerine kurguladığımız için. Onu da yapabilecek bir kültürü var aslında. Anadolu bir medeniyetler bir şey. Neden olmasın diyoruz ama gerçeklik kendini vasatizmle birlikte yüzümüze vurduğu zaman da niye böyle oldu diyoruz. Çünkü biz futbolun kardeşlik yönünden ziyade rekabet tarafını, hani birleştirici yönünden ziyade ayrıştırıcı tarafını öne çıkarıyoruz medya olarak. Yani biz, günahın çoğu bizdedir. Ama tabii ki görüntü güzel, ama asıl olan bu görüntüyü maç sonrasında da birlikte kahvaltı ettik. Birlikte akşam yemeği, her neyse, bir çayla kuru fasulyesi falan bir şey yapıp öyle uğurlamak misafirleri, sonuç ne olursa olsun. Bu arada dün bir de Antep Rize İstanbul Spor maçı oynandı. Sumudika tekrar geldi, ilk galibiyetini aldı. Antep 5 maç yenilmişti. Orası çok renkli geçecek. Her zaman yani. Tabii Sumudika. Şeyi de, Antep yenildiği oyunlarda da hiç oyundan kopmuyordu. İyi bir oyun oynuyordu hep. Yine tebrik edelim kazandıkları için. İstanbul Spor cephesinde de şöyle bir şey var. İstanbul Spor Antep'e gitti. Dündü eve yükü günü. Uçakla Fatih Tekke de gitti.
Fatih'teyken, Antep'teyken bir arkadaşının babasının öldüğünü öğrendim. Rahmet dileriz. Bir antrenör arkadaşımızın babası. Evet. Ve Fatih'teyken oradan Ankara'ya uçuyor. Ankara'dan Trabzon'a uçuyor. Maç günü ne bir gün kala yani. Cenaze törenine katılıyor. Gece ikindi namazı galiba. İşte taziyelerini bildirip tekrar dönüyor. Ankara üzerinden Antep'e geliyor. Bu vefası içinde Fatih Tekke'ye buradan bir alkış, bir nasıl diyeyim, insanlık arkadaşına sahip çıkma anlamında takdirlerimizi iletelim bence. Benim gördüğüm görüntüde şöyle de bir güzellik var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Az önceki hani ekrana gelen Rize Spor ve Sivas Spor taraftarlarının görüntüsünde. Yani bence önemli. Bunu bir kültür haline getirmek lazım. İki takımın taraftarlarının üzerinde de hep kendi takımlarıyla ilgili bir ürün vardı. Yani forma olabilir, antrenman işte tişörtü olabilir. Atkı. Başka bir şey olabilir. Ya atkıdan ziyade tişört olarak söylüyorum Selahattin abi. Günlük sivil gibi değil. Hani en azından bir maçla ilgili bir şey var, takımlarla ilgili bir şey var. Ben bunun tribünlerde daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kültür inşasıdır. Evet, evet, evet. Haklısın. Ya ben de aynı şeye katılıyorum ama işte forma fiyatları geldi, aldı başını gitti. Bir de öyle görmek lazım. Alım gücü açısından da biraz sıkıntılı forma dönemde pahalı var. Ama mesela ben hani biraz önce 15 bin liraya falan çözülebilir 15 bin liraya bir tane koltuk söyledim ya, biliyorsun Kopenhag karşılaşmasında en pahalı bilet ne kadar dedi Selahattin Kınalı. Ben de 15 bin lira dedim ama 15 bin lira şurası arkadaşlar. VIP diye kategorilendirilen yer. Herhalde canım. Ve UEFA'nın satışa çıkardığı yer. Yani VIP diye kategorilendirilen yer. Tabii ki 15 bin lira çok fazla, çok çok fazla. Bizim bile alabileceğimiz seviyelerde değil kesinlikle. Ama maalesef durum bu. Ama sezonluk aldığın zaman onu kombine olarak aldığın zaman 60 bin liraya satılıyordu. Sezon başında orası, o türbünün olduğu yer. Bu açıdan tabii ki bilet fiyatları pahalandı, formalar pahalandı, official formalar daha fazla pahalı hale geldi. Bunda tabii ki kulüplerin de bir gelir elde etmesi gerekiyor. Bunda çünkü bu kadar çok transferler yapıyor. Ama işte dediğin gibi birlik beraberlik açısından güzel olan zamanlarda herkesin official formaları, kendi formalarını giymesi bence hem kulüplerine olan sevgisi hem de aidiyet duygusuyla beraber taşlanması gerekiyor. Ama herkesin alım gücüne göre de fiyatların biraz indirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle evet. Üç büyükler, dört büyükler o konuda kulüplerin işte alternatif dediğim gibi hani idman forması çıkarıyorlar, idman tişörtü çıkarıyorlar. Hani bu ya tarz uygulamalara biraz gitmek 1300 lazım. 1300 lira forma, 1500 lira forma. Pahalı. Yani çok pahalı yani. Pahalı. Hani çok gerçekten nerelere gidiyoruz, ne oluyoruz anlamadım yani. Şimdi Çaykur Rizespor Sivas Spor maçı ile ilgili keyifli bir bağlantı yaptık. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de de istikrarlı ve olumlu gidişat devam ediyor. Sezona çok iyi başladı. Sarı Lacivert'te ekip ve İsmail Kartal yönetiminde sezonun 11. resmi maçından 11. galibiyetini çıkarmayı başardı Fenerbahçe.